Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Yöresel lezzetlerimizden olan Konya'nın meşhur etli bamya çorbasını yapacağız. Bu çorbayı ilk defa Konyalıların restoranında yedim. Çok beğendim. Hemen malzemeyi alıp işe koyuluyorum. Böyle çiçek bamyalarım var. Bunlar çok küçükler. Aktarlarda satılıyor kuru bamyalar. Üzerine biraz böyle nemlendiriyorum su sıkacağıyla ve bir bezin içinde güzelce ufalayacağım. Böylelikle o üzerindeki küçük kılcıklardan ve böyle tozundan kurtulacağım. Şöyle bir 5 dakika kadar gözünüzle takip ederek bütün kıllardan kurtulduğuna dikkat edin. Biraz da kaynar suyun içine kaynarken bırakacaktır zaten. Şimdi bu kadar, bir ip kadar kuru bamyam var. Yaklaşık 100 gram kadar geliyor. 10-12 lira falan tutuyor bir tane bir ipi. Bunu bu şekilde alıp evinizde her zaman saklayabilirsiniz. Dondurucuya ya da buzdolabına gerek duymadan. Çünkü kurutulmuş, güneşte kurutulmuş bamyadır. Bir diğer tarafta tencereye suyumu aldım ve kaynatıyorum. Şimdi kaynarken içine böyle bir çay kaşığı kadar, dolu bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave edeceğim. Bu ne işe yarıyor? Bu da bamyanın sümüklenmesini engelliyor. Limon tuzlu suda kaynatacağım bamyayı. İpinden ayırmıyorum. Bu şekilde ipiyle birlikte hem içinden alması hem de daha sonrasında ayırması daha kolay olacaktır. İçinde yaklaşık bir 15 dakika kadar haşlayacağım. Bamyaları olabildiğince küçüklerden seçmeye çalıştım. Şöyle süzgeç yardımıyla içinden çıkartıyorum ve hemen soğuk suya atıyorum. Bu şekilde hem renkleri çok daha güzel yeşilliği kalıyor hem de dirilikleri artıyor. Gördüğünüz gibi gayet böyle güzel şişmişler. Diğer tarafta eti ayrıyeten pişirmem gerekiyor. Böyle bir tencereye biraz sıvı yağ aldım. Eti küçücük küçücük doğruyorum. O kadar küçük ki şöyle bir kaşığa 4-5 tane sığabilecek gibi görüyorsunuz. Dondurulmuş halde doğrarsanız çok daha işiniz kolaylaşacaktır. Dana eti ya da kuzu eti kullanabilirsiniz. Ben bugün dana kullandım. Yağsız olduğu için biraz içine sıvı yağ ilave ettim ama kuzu yağı, kuzu olursa içine yağ ilave etmenize gerek yok. Önce bir güzel kavuracağım kendi suyunda, kendi yağında. Daha sonra suyunu çektikten sonra üzerine su ilave edeceğim ve ta ki etler pişene kadar haşlayacağım. Pişen etlerimi suyundan ayırıyorum. Çünkü etlerini şöyle bir soğanla kavurup lezzetlendireceğim. Etlerimi şöyle bir elimle kontrol ettim. Gayet güzel pişmişler. Tenceremde 2 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım ve bir tane orta boy, sonu çok ince olacak şekilde doğruyorum. Böyle dişe damağa gelmesin. Olabildiğince ince doğramaya gayret edin. Biraz böyle soteledikten sonra içine salçasını ve domates suyunu ilave edeceğim. Yazdan hazırladığım domates sularımdan içine ilave ettim. Bu şekilde güzelce ekşisi çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra içine bu süzdüğüm etleri ilave ediyorum. Biraz da etlerle birlikte kavuracağım. Daha sonra da bu et suyunu ilave edip bamyaları ipinden ayırarak içine ilave edeceğim. Dilediğiniz kadar sulu yapabilirsiniz çünkü kaynarken biraz böyle suyu helmeleşecek. İçine tekrar limon tuzu eklememiz lazım ki bamyalar sümüklenmesin ve bütünlüğünü korusunlar, diriliğini korusunlar diye. Hem de lezzetinde çok büyük bir fark oluşturuyor. Bence mutlaka ekleyin. Limon suyu da ekleyebilirsiniz ama ben tuzunu tercih ettim. Orijinaline bağlı kalarak tuzunu da ilave ettikten sonra yaklaşık bir 20-25 dakika boyunca şöyle bir bütün malzeme birbirleriyle hemhal olana kadar pişirdim. Sıcak sıcak tüketmek lazım bunu. Aslında bir çorbadan ziyade yemektir, çok doyurucu ve çok lezzetli. Böyle bir kaşığa atıyorum işte 2-3 bamya, 4-5 tane de et giriyor. O incelikte, o küçüklükte olduğu için bence çorba. İnşallah sizler de bu lezzetli, bu şifa deposu çorbayı yapar ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.